Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sen Beşiktaş'ın genel oyun anlayışı, bu transfer planlaması, bu konularla ilgili neler söylersin sevgili Fatih? Ya Malatya maçında, Malatya tabii ligin dibinde, transferler yaptı. Oradan bir çıkmak istiyor, bir çıkış maçı olmak için bayağı mücadele ettiler. Semih Terize'ye gidiyor galiba Semih Kaya. Öyle bilgi de var ama. Öyle mi? Evet, doğru transfer demiş, onu paylaşalım. Şimdi burada bu yapı içerisinde Beşiktaş aslında iyi mücadele etti. Gol yollarında pozisyonlar da buldu. Yani bugün baktığımız zaman şöyle maçta 6-7 tane gol pozisyonu vardı. Batshuayi konusunda öyle bir durum ki bence Batshuayi'nin yanında bir tane bir golcü daha bulması lazım. Ya da ona yakın bir oyuncunun oynaması lazım. Hoca mesela güvenden bu etki oluşturulabilir mi diye zaman zaman deneniyor değil mi? Kayseri maçında o tutmuştu, o proje. Biraz güven yakın oynamıştı. Oyuna girdikten sonra hocanın dokunuşu olmuştu, ilk maçındaydı Önder hocanın. Bir de herhalde genel potansiyeli de bu umudu zaman zaman veriyor ama devamlılık gösteremiyor güvende. Evet, Larin varken, Larin oynarken özellikle Abubakar Larin ikilisi, Abubakar'ın derinleme koşuları, biraz daha sol içe koşması Larin'e farklı alanlar oluşturuyordu ve arka direkt Larin efsanesinin oluşmasında Abubakar'ın da çok etkisi vardı. Şimdi Larin'in koşu bölgeleriyle, tamamlayıcıyla Batshuayi'nin koşu bölgeleri bir değil. Ve Gezal'ı unutmayalım. Evet, yani mesela Abubakar çok koş, topla koşu mesafesi, nitelikli koşu mesafesi daha yüksekti. Batshuayi her yere koşuyor. Yani Batshuayi çok özverili oynuyor. Daha çok geziniyor. Daha çok geziniyor. Bu da Larin'i bu konuda hani ikili gibi oynatmıyor. Hoca Malatya maçında şeyi denedi. Orada Kenan'ı milli takımdaki işte Fransa maçlarındaki performansını da bir atıfta bulunan Kenan'ın biraz daha Batshuayi'ye yakın oynayıp ona biraz daha oyun konforu oluşturabilecek bir performansını denedi. Kenan o bölgelere de girdi. Çok mücadele de etti. Ama orada tabii mesele biraz da özgüvenle bir alakalı. Şeytanın bacağını hani tırnak içinde kıramıyor bir türlü. Belki bir gol atsa, biraz daha bir gol pozisyonları içinde aktif olabilse üretkenlik hiç olmuyor. Bireysel yetenekler açısından çok mümkün değil. Çünkü takım oyuncusu. Takımla hareket edebileceği zaman, takım işte özellikle o bölgede çok koşarak, çok mücadele ederek. Batshuayi'nin Türk versiyonu gibi. Yani haksızlık etmek istemem tabii de. Batshuayi başka bir isim. En azından gol kısırlığı konusunda, gol yollarındaki kısmı ancak benzetebiliriz. O açıdan söylüyorum. Şimdi bu anlamda Batshuayi'yi ben beğeniyorum. Performansını da olumlu görüyorum. Ama bazen oyuncularda şu vardır. Yani golü attığınız zaman ikinci golü bulabilmeniz için ya da golleri bulmanın için bir rahatlığa ihtiyacınız vardır. Mesela %100'lük gol pozisyonunda yani atabileceği pozisyonda topu kötü vuruyor. Erken davranıyor, heyecanlı davranıyor. Biraz sakin olmayı düşünmesi lazım. O stresi üzerinde taşımaması lazım. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Lige verilen arada Beşiktaş operasyona başlıyor. Siyah beyazlarda yönetim lige verilen arada kadroda büyük bir operasyona imza atmayı amaçlıyor. Fanatik gazetesinin haberine göre bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı bırakılan Ensakala, Douglas, Lens ve Adem Leic'le bir kez daha görüşülecek. Yönetim bu 4 oyuncuyla son bir pazarlık yapıp kullanmadığı isimlerle bağını koparmayı planlıyor. Leic'in 1.2 milyon euro, Lens'in 1 milyon euro, Douglas'ın 500 bin euro ve Ensakala'nın da 350 bin euroluk yarım dönem maliyeti var. Yönetimlerde ise 5 milyon euroya ulaşan maliyetten en az kayıpla kurtulmayı amaçlıyor. Yeni sözleşme için Beşiktaş yönetimi masaya oturan Kelelerin, Raşit Gezal'la aynı yıllık ücreti istediği için olumsuz yanıt almıştı. Cezayirli Yıldız, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. Menajer aracılığıyla İngiltere, Fransa, Rusya ve bazı körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan Kelelerin, Beşiktaş'la anlaşmazsa sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Siyah beyazlar sezon sonunda kontratı bitecek Domagoj Vida ile devre arasında yollarını ayırmaya yeşil ışık yakmıştı. Hırvat stoperin 1 milyon 750 bin euroluk ikinci yarı hak edişini bırakması halinde bedelsiz ayrılığına olumlu bakan yönetim tecrübeli savunmacıdan haber bekliyor. İngiliz ekibi Watford başta olmak üzere birçok isimle temas halinde bulunan Vida bir takımla anlaşma sağlayabilirse devre arasında ayrılacak. Beşiktaş, Vida'nın takımdan ayrılması halinde kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basacak. Başakşehir'den 32 yaşındaki İtalyan golcü Stefano Okako ismi gündeme gelebilir. Beşiktaş yönetimi kulüple sözleşme sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı.
Genç forvetin 100 bin euroluk maaşının 300 bin euroya çıkartılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler teklifi bu oyuncunun temsilcisine iletti. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Güven'in bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Kulüple sezon sonunda kontratı bitecek olan bir diğer isim Can Bozdağ'ın ise sezon sonunda 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılıp Schalke'den bonservisinin alınması bekleniyor. Kulübün öz kaynak düzeninden yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz 2 sezonluk süreçte 3 kupa kaldırmıştı. Sözleşmeleri 2023'ün Mayıs sonunda bitecek olan iki futbolcu için de yönetimin çalışması var. İdareciler ilk 11'in değişilmez iki ismiyle kontrat yenilemek için düğmeye bastı. İki genç isimle yapılan temaslarda oyuncuların da yola devam etme konusunda yapıcı bir tutum takındığı kaydedilirken kontrat yenileme konusunun yakın zamanda resmiyet kazanması planlanıyor. İtalyanlar yan çizdi. Kaan Ayhan işi çıkmaza girdi. Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini, böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Fotomaç gazetesinin haberine göre oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor. Daha önce Kaan'a kolaylık sağlayacağını açıklayan İtalyan yetkililer yine çelişkili bir ifade kullandı. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın takımda kalacağını, oyuncuyu bırakmak istemediklerini iletti. Bu sezon Sassuolo formasıyla toplam 12 maçta süre alabilen Kaan Ayhan ile Galatasaray'da ilgilenmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Ayrıca Football News 24 sitesinde Kaan Ayhan'ın sezon sonu kesinlikle İtalya'da bitireceği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'tan Stefano Okaka hamlesi, transferde Adem Laiç detayı. Beşiktaş, lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gol yollarında sıkıntı çeken siyah beyazlar, Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Takasta kullanmalık istenen isim ise Adem Laiç. Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir'de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısını ödediği Laiç, kalan 1.6 milyon yerine bana 1 milyon euro verin gideyim şartını öne sürüyor. Takasın gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'den 600 bin euro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun bu isteği Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Boşnak asıllı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla takıma dönmeyi bekleyen Laiç istediğini bulamamıştı. Laiç'in yönetimle yapacağı son görüşmede daha fazla ısrar etmemesi ve anlaşmaya varması bekleniyor. Gezal piyangosu, Körfez ülkeleri. Beşiktaş'ın Cezayir yıldızı Gezal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Fotomaç gazetesinin haberine göre Körfez ülkelerinden zengin takımlardan biri Beşiktaş'ın kapısını çalarak Gezal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti. Bu kulüp Beşiktaş yönetiminden Gezal ile görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi. Eğer Cezayirli oyuncu ikna etmeyi başarırlarsa Beşiktaş en az 5 milyon hatta 7.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Gezal ve yönetim birlikte verecek. Beşiktaş'ta top Pjanić'te, transfer. Beşiktaş'ın Barça'dan kiraladığı Pjanić, kariyerini siyah beyaz takımda sürdürmek istediğini yönetime iletti. Sabah gazetesinin haberine göre Başkan Ahmet Nurçevi ve ekibi de performansından memnun olduğu oyuncu bir yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak siyah beyazların bu transfer için öne sürdüğü iki şartı var. Birincisi Pjanić kulübü Barcelona ile pazarlıkları bizzat kendisi yürütecek. İkincisi ise 9 milyon euro maaşı olan ve bunun 2 milyon 750 bin euroluk kısmını Beşiktaş'tan alan 31 yaşındaki futbolcu ve Barça indirime gidecek. Pjanić ilk şartı kabul ederken diğeri Barça ile yapacağı görüşmelerden netlik kazanacak. İspanyol kulübü Beşiktaş'ın ödemek istediği 2 milyon euroyu kabul eder, geri kalan kısmı bir kez daha kendisi tamamlamaya evet derse bu transfer gerçekleşecek. Dostlarım, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.